Anadolu medeniyetler beşiği. Kara toprak kendine şahit oluyor bir insanı izlediği zaman. Muhsin bakışlı insanlar doğuruyor Anadolu ocaklarımıza. Arslan yürekli güzel bakışlı çocuklar büyüyor toprağımızda. Yiğitler diyarı Sivas'ı anlatmak için kalemler eksik kalır diyenlere, üç harfli bir noktalı yolculuklarda tas tamam kavuşmalar olur diyerek anlatalım Sivas'ımızın Divriği ilçesini. Aşk ile bir kez daha adımlarımız sarı sıcak toprakların üstünde atıyor. Kalbimiz hüsn dolu. Kalbimiz insan güzelliğinden mülhem bir bahçe oluveriyor. Kardeşlik sözlerimizde. İnsanoğlu dedikleri binlerce yıldır bekliyor bu durağı. Vaktin içinde milyonlarca alemden bir alem oluyor insanın hikayesi. İnan olsun Yaradan hepimizi aynı malzemeden birbirinden farklı yaratmış. Kimi güler, kimi ağlar dedikleri dünya içinde bir motif olmuş insanın sureti. Cemali mutlaktan bir damla insan. Doğumlu. Hatta 32 doğumlu da babam biz askere işe yatsın diye bir yaş bir şey yazdırmış. Askere biraz gard geçsin diye. O zaman çocuk oluyorsun. Yani 92 yaşındayım şimdi şu durumda. Ama ben kendi görüşüme göre avcıyım. Daha boşluyum, daha havaya, gezmeye boşluyum. Haftanın iki gününü dağda gezerdim, mağaralarda gezerdim. Sırtımda 10 kilo yük. Dağlarda gezerdim, mağaralarda yatardım. Birkaç arkadaş giderdik. Hayatımız öyle geçiydi. 94'te her şeyi bıraktım, boş avcılığı değil. Kötülüğün, işkinin, sigaranın, her şeyini kaldırdım attım. 94'te hacca gittim, Allah'a şükür. Şimdi namazımı kılayım, orucumu tutayım. Allah'a şükredeyim. Valla saymayamam, bitiremem ki ben. Gecem, gündüzüm yok durdu. Batman, kömür Batman'dan yükleniyor. Cizre, Silopi, kömür yükleyeyim oralardan. Bu tarafa geçeyim, Tuşbilek, Tavuşanlı, kömür yükleyeyim. Bu tarafa geçeyim, Albustan, Maraş, ağaç yükleyeyim, çam yükleyeyim, odun yükleyeyim. Bu tarafa geçeyim, Tuhal, efendim, Çorum, Tuğla kiremit yükleyeyim. Bu tarafa geçeyim, çimento yükleyeyim. Yani yapmadığım iş bana küstü. Benim 7 tane arabam vardı, 7 tane şoförüm vardı. Anladın mı canım? Zamanında 3-5 kuruş gelecek para yoktu. Az parayla çalışıyorduk. Ve bu hala geldim. Yani hanım, kül hanım bir şeyim yok ama, apartmanım yok ama. İyi yük. Çocuklarıma verdim. Çocuklarımı mal sahip ettim, dükkan sahip ettim. Ev sahip ettim çocuklarımı, everdim, rahatım Allah'a şükür. Çocuklarım hep yanımda. Valla torunların sayısını bilmeyeyim. Torunlarımın sayısını bilmeyeyim. 3 tane oğlum var, yegenlerim var, kardeşim çocuklar var, hep beraberiz. 80 sene kardeşimle beraber bir evde kaldık, 80 sene ayrılma yok. Ailelerimiz beraber, 80 sene bir kardeşinden geçinir mi? Geçindik. Ailelerimiz beraber, 80 sene, divrigi ne demek? Burada
10 tane han vardı, hayvan hanı. 50 tane bakırcı vardı, 50 tane terzi vardı, 50 tane ayakkabıcı vardı. Köylüler hep buraya gelirdi, hep burada. Efendim, alışveriş çoğuydu. Yer bulunmazdı hanlarda, otellerde. Şimdi hep gittiler. Efendim, 8 bin nüfusa düştü Divriği, bitti. 40 bin, 50 bin nüfusudu. Daha önce de zaten başka memuriyen şehri buraymış burada. Bak bunlar şey, altın eritme, bizim buradan çıkma buradan. Efendim, darphane vardı, darphane. Burada payitahtıdır burası. Divriği Kalesi Mengücek oğulları zamanından bugüne tarihi bekliyor. Burçları aslan yürekli askerlerin nöbetgahı, taşları Türk yurdunun bekçisidir yüzyıllardır. Çaltı Kanyonu Divriği'nin saklı güzelliklerinden olduğu için az kişi tarafından bilinmektedir. Çeşitli bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. ...95 senesinde Ankara'ya gittim abimin vasıtasıyla. Bu mesleğe 3 gün evde kaldıktan sonra bu mesleğe başladım. 82 senesinde. 82'den beri de bu mesleği yapıyorum. Baba mesleğim falan değil, kendim yaptım. Tabii eksisi artısı oldu mesleğin. Bazen... ...mesela bizim eskiden bizde para veya maaş yoktu. Bahşişle geçiniyorduk. Müşteri ne verirse ondan geçiniyorduk. Yemeğimizi kendimiz alıyorduk. Her şeyimizi, ihtiyacımızı kendimiz karşılıyorduk. Bir mesleğe öyle başladım. İşte 95'te Divriği'ye geldim. 95'ten 2005'e kadar bazı dükkanlarda çalıştım işçi olarak. 2005'te de bu dükkanı açtım. 17 senedir de bu dükkanda çalışıyorum. İşte 40 senelik meslek hayatım. Bazı oluyor, işte Covid olayından sonra mesleğimizde, müşterilerimizde düşüş oldu, yarı yarıya düşüş oldu. Eylül'ün 20'si, son günleriydi. Yani Eylül'ün 20'si ile 30 arası tarihte gittim, tam olarak gününü hatırlamıyorum. 3 gün kaldıktan sonra yine bizim aile dostumuz olan bir ustanın yanında çalışmaya başladım. O çok fazla bana bir şey öğretmedi aslında. Adıyamanlı bir ustam vardı. Onun sayesinde bu mesleğe daha adapte oldum. Mesleğin eksisini, artısını o öğretti bana. Nasıl anlatayım ki? Bazı püf noktalarını kendisi oturup bana tıraş oldu. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye o şekilde başladım bu mesleğe. İşte Allah bereket versin. 3-5 kuruşta harçlığımızı çıkartıyoruz. Bizim meslekte usta bir şey göstermez. Aslında kendini öğrenirsin. Nasıl kendini öğrenirsin? Çevrenden, arkadaşlarından, şeyinden. Ben başımdan geçen bir şeyi anlatayım. Abim geliyor, ustama tıraş oluyordu. İşte 2 seneli sen bu meslekte uğraşıyorsun, işte bir şey öğrenemedin falan filan derken dedim ki ya abi sen benim abimsin. Değil mi? Evet. Peki sen gider başkasına tıraş olursan ben kendim nasıl öğreneceğim bu dedim.
Ondan sonra haklısın Ahmet dedi. Ben tıraş ettim. Tıraş ettikten sonra herkes beğendi. Ondan sonra da işte başkalarına tıraş olmamaya başladı. Kızılay'ın Ülkelan Pasajı var. Ülkelan Pasajı'nda bir kuafördeydim. O dönemde Sedef Erkek kuaförüydü. Pasajın bekçileri vardı. Pazar günleri temizliğe giderdim. Bekçileri çağırırdım. Gelin sizi tıraş edeyim diye. Öyle öyle onları tıraş ettim. O dönemde şartlar onu götürüyordu. Yani o zaman tabii ki o dönemdeki şartlarla bu dönemdeki şartlar farklı ama o dönemde insanların çok fazla para şeyi tapma, nasıl anlatayım, paraya bakma konu şeyi yoktu. Çocuğunu meslek sahibi olsun diye gönderiyordu. Şimdi insanlar para taraftarı, yani maaş alma taraftarı. Onun için de sen kendin zaten ne kazanıyorsun ki ona ne veresin. Ondan dolayı da çok fazla öğretme taraftarı değilim. Yani ben kendim öğretmiyorum. Tabii yetiyordu maaşı. Yani o dönemlerde müşteri de güzeldi. Artı böyle geçim sıkıntısı da yoktu. Gelen müşteri, mesela öyle bir müşterilerim vardı ki beni seven müşterilerim vardı. Özellikle saçını bana yıkatırdı çıraklığımda. Nefesi daralan müşteriler vardı lavaboya eğildiği zaman. Öyle müşterilerim de o dönemde 84'te, 85'te 5 lira bahşiş verdikleri oluyordu. Yani abime mutfak masrafında bile yardımcı olduğum dönemler oluyordu. Ama şimdi o şeyin kayboldu. Tabii ki yani en azından aç değilim. Kimseye muhtaç değilim. Yani iyi kötü ekmek paramı kazanıyorum. Benim gibi bir sürü emekli insan var ama işi olmayan, boşta gezen insan, benim o avantajım var. Şimdi ben kendim mesleğim olduğu için yan gelir olarak yapıyorum ama öbür türlü yapamazdım. Ne yapabilirdim ki? Tabii ki seviyorum. Sevmesem zaten yapmam. Günlük 8-10 müşteri oluyor aşağı yukarı. 8-10, 5 müşteri, 6 müşteri. Yani ekmek paramız çıkıyor. Gün günü değiştiriyor. Tabii ki bugün mesela Divriği'nin çarşamba günü olduğu için pazarı var. Pazar olduğundan dolayı da bugün biraz daha kalabalıktı. Siz de görmüştürsünüz. Farkı yani kalabalığı bugün biraz daha iyiydi. Ama diğer günlerde işte Allah bereket versin ya. Ama kışın işimiz duruyor. Bizim çevre köylerdeki yazlıkçı çoğu. Çocuğunu okutan var, torununu yanında bakan var öğrencilere. Ondan dolayı bu aydan sonra göç başlıyor Divriği'den. Göç başladı mı da nüfus düşüyor. Nüfus düştüğü zaman bizim işimiz de düşüyor. Kışın da iyi kötü masrafımızı karşıladık mı bizden iyisi yoktur. Yani şimdiki gençlerde çeşit tıraş isteyen var. Bazı çocuklar bana gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Yaşımdan dolayı. Bakıyorlar yaşla ihtiyar gibi saçım beyaz. Bu bizim istediğimiz yapamaz diye gelmeyenler de var. Tabii gençlere de benim bir müşteri potansiyelim var. Benim imsalim, benden büyükler. Biraz daha gençler yani öğrenci statüsü değil de. Şöyle söyleyeyim, 35-40 yaş üzeri benim daha oturmuş bir müşterim var. Şimdiki teknoloji daha iyi. Şimdi eskiden saat mesela bizim deyimimizle natürel diye sıfır ense çıkartıyorduk. Makasla sen bir saat uğraşıyordun ki o makasın hem izini kaybedesin hem şeklini veresin. Şimdi makineyle çıkıyorsun, 2 dakikada o natürel enseyi çıkartıyorsun. Değişen bir şey yok. Yani teknoloji güzel bir şey. Mm-hmm.
Kanyonu oluşturan noktadan geçen Çaltı Çayı kenarından Doğu Ekspresi görünür bir vakit. Uzun vagonlar selamlar Tecer ve Yama dağlarını. Bir kartal yuvası edasıyla Kesdoğan Kalesi gözetler asırlardır dostu ve düşmanı. Hüseyin Gazi kolundaki acıyı unutarak uzanır divri toprağına bir vakit. Toprağına kurban olan insanların şehadetiyle ayaktadır Anadolu diyerek başlar artık cümleler. Hüseyin Gazi Türbesi hayranlık uyandırır tarihin aslanlarına bir kez daha. Divri ilçesindeki Igınbat isimli dağın tepesinde yer alan türbe, etrafı taşlarla örülü bir yapıdır. Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin gerçek mezar yeri tam olarak bilinmemesine rağmen, bu mezar yerinin ona ait olduğu düşünülmektedir. Ruhları şad olsun, ruhları şad olsun, ruhları şad olsun duasıyla dövülür demir ocaklarında divriyi bıçakları. İnsanımızın keskin bakışlarından ilham alarak demir işlenir, örs, çekiç ve ateş ortaklığında. Valla demek ki merakım vardı her şeye. Ufaktan silaha merakım vardı. Önce silahtan başladık. Ondan sonra ubillerine başladık, bakıra başladık derken antika nelerim vardı benim antika. Hep sattım, hepsini sattım. Şimdi çoğu tophane şeyde, Topkapı Sarayı'nda çakmak taşıyla atılan silahlar, toplu silahlar, toplu tabancalar, kılıçlar, Givrit'te neler vardı, neler. Bakır alıp satıyorum efendim, antika alıp satıyorum. Bir tanesi dedi, bende bir mangal var dedi, güzel bir mangal. Sarı dedi, götür bana alayım dedim. Dibinin tepsisi var, tepsisiyle beraber. Mangalı götürdü bana sattı. Aldım. İyi, bir müşteri geldi Sivas'tan. Ben de ona sattım. O da İstanbul'a satmış. Altunmuş. Altun. Altun mangal. Bilemedik ne bilek. Bana bir mektup geldi işte götürdü bir şeyler dedi. Adam bana niye bunu bulmadın? Sen bulamadın, ben de bulamadım dedi. İyi peki geçti gitti dedim. Ne yapalım? Mesut Bey olmuş. Üç arkadaş dağa gittik, ava gittik. Dağ geçisi var bizim burada ya. Dağ geçisi avına gittik, üç arkadaş. Bir yerde mola verdik. Yemeğimi yedik falan dedim ki oğlum sen şu tepeye git. Ben o bir tepeye giden, ben de arkadan gelen. Şuraya dolanım dedim, arı yok, geç arı yok, dağ geçisi. Valla 87 mi, 86 mi hatırlayamayayım. Kafayı da gömürdük biz. Hafıza azaldı, hafıza. Çocukları oraya yolladım. Ben de burada giderken şey devri, anarşi devri. Bir mağaranın önüne gittim ki otlar yatmış hep. Çiğnenmiş. Ulan eyvah dedim, anarşistler burada. Şimdi mağaradan çıkıp beni öldürecekler dedim. Hazırlandım. Anarşist devri. O zamana kadar mağaradan bir hayvan çıktı ama bir merkep kadar. Üzerim atladı. Lan tanıdım hemen. Eyvah beni öldürecek dedim. Şimdi yiyecek beni dedi. Nasıl edersin? Allah tarafından hemen kafam şarj etti. Kaçma dedi bana. Bir ses. Yatma, kaçma. Silahı ağzına sok, tetik çek dedi. Hemen hazır ola geçtim. O uçaraktan geliyor havada. 20-30 metre var aramızda. Geldi bağ havucum, ağzına tüfeği soktum, tetiği çektim. O gelişi. Çocuklar geldiler, ne ettin, ne vurdun, ne vurdun? Dağ geçsi vurdum sarıyana. Oğlum bu dedim, yaklaşmam. Leopar, leopar. Leopar ama çok büyük. Bak kuyruğu nereden nereye geliyor. Şu işte avcı arkadaşım, şu da onun babası, o da benim. Benim torunlarım. Topkapı Sarayı buraya geldi, 44'te. Alman Harbi vardı İkinci Dünya Savaşı'nda. Topkapı Sarayı buraya geldi, 5 sene burada sakladılar o eşyaları. Her şey buraya geldi. Jandarma bekledi. Sabahlara kadar nöbet
nöbet tutuldu, o da divrik. Yok, yasak. Yasak, görebilir misin? Jandarmalar bekliyor. Topkapı Sarayı buraya geldi. 5 sene harp bitti, Topkapı Sarayı'na geri götürdüler. Divriği Ulu Cami motifleri gibi aynı yerde, aynı zamanda başka başka hayat yaşıyor arzdan arşa hikaye hattında. Şah Kapı'dan, Taç Kapı'dan, Batı Kapı'dan ve Cennet Kapı'dan geçip Ulu Cami içinde abanoz ağacından yapılmış minberine kadar geliyor insan. Ulu Cami ve Darüşşifa zengin Anadolu geleneğinin bir yansıması olarak emanet edilmiş Divriği'nin güzel insanına. Hüma Hatun sokağı sakinleriyle bereketlendirir Divriği'yi. Sadece kadınların çalıştığı bu sokakta kültürel dokuyu yansıtan yapısıyla dikkatleri çekiyor. Yıldız Köşkü ilk balkon denemesi yapılan tarihi bir eser olarak güzelliğini koruyor. Sancaktar Konağı yenilikçi mimari çizgileri anlatıyor insana. Sivil mimarinin güzel örnekleri olarak Divriği'ye miras kalmış Ayanağa Konağı, ustalarının emaneti olarak bekliyor asıl sahiplerini. Yani ihya edecek insanımızı. Divriği kalesiyle, türbesiyle, konakları ve camisiyle insanımıza vuslatı haykırıyor yıllardır. Vedaları değil, kardeş olmanın sevincini yaşatmak adına bekliyor yolcularını. Yolculuk hiç bitmez. Kanatları olmasa bile insanın uçuşu hatırında tutar yıllardır. Divriği'ye Anadolu tarihinden süzülmüş bir damlaya meftun olarak devam ediyor bereketli topraklarımıza kavuşmalarımız. Hikayesini anlayarak Anadolu'nun bir durağına daha diyoruz elveda, elveda, elveda.